Ne uzansam o şey çıkmaza giriyor deme. Rehberlik yaptığım kişilerden genelde birine benzer şikayetler alıyorum. Rıfat Bey, önümde gizli bir engel var sanki. Neye uzansam o şey kuruyor, işlerin bir türlü yoluna girmiyor. Hep bir açmazın içinde buluyorum kendimi şeklinde çok sayıda soruyla karşılaştım. Bu kişilerin hayatlarını yakından incelediğimde bir şey dikkatimi çekti. Bu kişilerin hayata dair bir beklentileri kalmamış. Çalışmak, alışveriş yapmak ve yemek yemek üçgeni arasında hayatlarını geçiriyorlar. Hatta bazıları sadece yemek yemek üzerine hayatını kurmuş. Hayata dair hiçbir beklentileri, hedefleri yok. Yarına dair bir planları yok. Günübirlik yaşamayı seçmişler. Ve en önemlisi de Allah'ı unutmuşlar. İyi ve kötü her şeyin en nihayetinde Allah'ın iznine bağlı olduğunu düşünürsek kuldan beklentiye girmek yerine ona yönelmelisin. Allah beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Bakara 152. ayette dediğine göre yapmamız gereken şey aslında çok belli. Allah hatırımızda bir hayat sürmek, bir insana Allah yardım ederse kim o kişinin yollarını kapatabilir? Peki ama bu nasıl olacak? Allah'ı hatırlamak için ne yapmamız gerektiğini de yine Yaratıcı bize bildirmiş. Beni hatırlamak için namaz kıl. Taha 14. ayet. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenler ile beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. Bu ayet üzerinde biraz düşünürsen Allah'ın bir kişiyi hatırlamasının ve onun yardımında olmasının yolunun namazdan geçtiğini görürsün. Sadece Allah'a inanmak veya Allah'a demek de dertlerinin üstesinden gelemezsin. Allah dedikten sonra Allah'ı hatırlamanın yolu onu gösterdiği şekilde yerine getirmek zorundasın. Neye uzansam o şey çıkmaza giriyor diye düşünme. Elini uzat Allah'a. Bütün dertlerim onun yardımıyla yok olur de. Yeter ki Allah'ın göstericiliğine inan. Yeter ki bu inanç sadece demekte kalsın. Kalmasın. Eyleme dönsün. Neye uzansam o şey çıkmaza gidiyor diye düşünme. Elini Allah'a uzat. Bütün dertlerin onun yardımıyla yok olur de. Yeter ki Allah'ın yol göstericiliğine inan. Yeter ki bu inanç sadece demekle kalmasın. Eyleme, dönsün.